anda stadyumun çatısının üzerindeyim, yürüyüş yapıyorum. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Sizlerle beraber yeni bir maceraya başlayacağız. Sizler için Türkiye'deki tüm stadyumları gezeceğim. Bugünkü durağımız Göztepe Stadyumu. Hemen şöyle dönüyorum. Çok farklı bir stadyum. Buradan başlamak istedim. Şöyle sizlere gösteriyorum. 24 saat yaşayan bir stadyum. Göztepe Kulübü'nden onayı aldım. Onayı almama rağmen stadyumla ilgili yol haritası almadım. Sizlerle beraber bunu deneyimlemek istedim. Beraber gezeceğiz, beraber deneyimleyeceğiz. Hangi stadyumları gezmemi istiyorsanız aşağıya yoruma yazalım. Ve videoya başlamadan önce de bu tarz spor içeriklerinin devam etmesi için de lütfen abone olmayı unutmayalım. Şimdi stat turumuza başlıyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Şimdi içeri doğru gidiyorum. Kolay gelsin. Şöyle etrafı göstereceğim. Şuradan girdik. Şimdi bu kapıdan ileriye doğru gidelim bakalım. İlk gördüğüm kapıdan içeri girdim. Sıkıntılı bir yere gidiyor gibi sanki. Göstereceğim size. Açıldı. Hangisi sizce? Aa, doğru gidiyoruz galiba. Otoparka çıktım. Hatta şöyle bir dakika gösteriyorum. Göztepe takım otobüsünü bulduk. Şurada da bir tane gördüm. Nasıl böyle otopark? Şimdi sahaya çıkacağız sizlerle. Neymiş protokol girişi. Bakalım. Nereye geldik? Buradan bir yöneticiler giriyor. Şöyle göstereyim. Protokol girişi diyor ya. Bize protokol olmaz ki ya. Protokol değil de sporcu girişi mi? Bir şey vardı yani, onu bulalım. Hadi gelin. Nereye geldik ya? Işık yok mu orada ya? Sporcu girişinden girdik. Sporcu girişinden. Telefonun flaşını açacağım. Umarım kaybolmayız ya. Şu an öyle bir his. Şu. Şöyle ışığı yere tutacağım. Şimdi... Ya nereye gidiyoruz? Ha, ışık buldum, kapı buldum. Kapı buldum, göstereceğim. Işık. Sporcu girişi olduğu için büyük ihtimal doğru gidiyoruzdur diye düşünüyorum yani. Şöyle flaşla da bir yandan. Varı bulduk. Var ekran. Hazır halde bekliyor. Şöyle açalım mı? Bir dakika, buraya da flash tutalım. Şöyle göstereyim. Sahaya çıkmadan bir de şu tarafa gidelim. Burada röportajlar yapılıyor. Şöyle göstereyim. Burası basın toplantı odası. Gösteriyorum şöyle. Hoca ve Avrupa maçlarında oyuncular buraya geliyor, oturuyor. Buradan böyle basının sorularını yanıtlıyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün belki skor anlamında istenileni yansıtamasak da oyun olarak beni mutlu ettiler. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi buradan da çıkıyoruz. Soyunma odasına doğru, en çok merak ettiğiniz yerlerden biri.
Ama burası açık. Şöyle buraya da bakalım dedim. Mükemmel. Buralarda hazırlanıyor. Mesela diğer hakem odası kapalıydı söyleyelim. Burası soyunma odası diyor. Şöyle soyunma odası. Masaj için burası böyle. Şurası neymiş? Şu odayı da göstereyim açıksa. Kitle burası. Saat. Böyle sağlık dolabı, kahve ve hepinizin merak ettiği soyunma odası böyle Göztepe'nin. Müthiş bir soyunma odası var. Şöyle gösteriyorum. Şurası. Evet, burası havuz. Çok havuzu. Lavabolar. Şöyle sizle beraber geziyoruz ama umarım her yeri göstermeye çalışıyorum. Şöyle burası da duşlar. Takım konuşması falan burada yapılıyor. Buradan takım çıkıyor. Bu ortaya geliyor büyük ihtimal maçlarda. Hazır mısınız? Bu maçı kazanmamız gerekiyor beyler. Çıkın 90 dakika elinizden geleni yapın. Süper. Şu an acayip çıkıyorum. Vallahi şu an gaza geldim. Işıkları kapatalım. Buradan da çıkıyoruz şimdi. Oyuncular tam buradan sahaya çıkıyorlar. Burada işte konuşmalar iki takımla karşılıklı konuşuyor işte. Başarılar abi. İnşallah güzel bir maç olsun. Kazasız, sakatlıksız güzel bir maç olsun. Burada başlıyor. Sonra kramponlar kontrol ediliyor. İşte kramponlar şöyle. Şöyle yapılıyor. Tık. Hakem konuşmasını yapıyor ve buradan oyuncular sahaya çıkmaya başlıyor. Tabii taraftarlar falan, Göztepe taraftarını hepimiz biliyoruz. Burada böyle inanılmaz bir atmosfer oluyor. Ve oyuncular sahaya çıkıyor. Şöyle stadyumu size gösteriyorum. Şu anda çalışmalar da var. Göztepe Stadyumu'nda. Şöyle yedek kulübesi, tribünler, protokol. Protokol. Şöyle göstereyim. Şurada sayın başkanlar oturuyor. Tam şurası şöyle. Protokol. Burada futbolcu yakınları oturuyor. Üst taraf localar. Sonrasında bitiyor. Çok güzel ve küçük bir stadyum. Şurası basın için. Bir yedek kulübesine bakalım ya. Oyuncu mesela maçtan önce geliyor, oturuyor maç esnasında. Bakalım buradan nasıl gözüküyor. Buradan böyle maçı izliyor. Müthiş ya. Çok güzel bir stadyum. Şöyle güzel bir stadyum. Tek kat. Bu tek kat olması şöyle iyi. Takımlar geldiği zaman da onları baskı altına almak için. Göztepe taraftarı da biliyorsunuz çok coşkulu. Şimdi şöyle geziyoruz. Ben şimdi bu çatıyı merak ediyorum aslında. Çatıda yürüme alanı falan var. Sizlere orayı göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yedek kulübesini de gösterdik. Merak edecek neresi olabilir? Tribüne çıkalım mı? Bir de tribünden bakalım mı sahaya? Bakın basın buraya oturuyor. Basın buradan izliyor. Şimdi yönetimin protokolün oturduğu yere bakacağız birlikte. Evet. Şöyle geçelim. Yönetim ve protokol mesela. Sayın Talat Bey'in, Talat Papatya yönetim kurulu üyesi. Mesela burada isimler yazıyor. Oturalım, Talat Bey'in yanına oturalım. Şöyle göstereyim buradan da. Ben biraz yoruldum. Tırmanmaktan, yürümekten. Şimdi devam edeceğiz. İçeri gireceğim, burada ne var diye bir bakalım. Burada lojaların girişleri var. Dışarısı da böyle şehir merkezi yani. Stadyumun çevresi böyle. Yani şöyle göstereyim.
Sela. Hemen şurası yol. Arkadaşlar şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Ben elimden geldiği kadar sizler için sporla ilgili tüm içerikleri çekmeye çalışacağım. Kulüpler, oyuncular, merak ettikleriniz hepsiyle ilgili videolar çekmeye çalışacağım. Kafamda çok güzel şeyler var yapabilirsem ama yapabilmem için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Desteğiniz için de abone olmanız gerekiyor, yorum atmanız gerekiyor. Bu benim için çok önemli. Lütfen emek veriyorum sizler adına, sizlerle bu deneyimleri paylaşmak adına. Siz de 2 saniyenizi verip lütfen abone olursanız çok mutlu olurum. Arkadaşlar şimdi çatıya çıkacağım. Geldiğimiz yere iniyorum. 24 saat uyumuyor dedim ama genel burada dükkanlar da var. Yakında açılacak. Stadın içinde üst tarafta kafeler falan da olacak. İnsanlar oralarda oturabilecek. Maç olmadığı zamanlarda müthiş bir yaşam alanı yani. Burası tam bir yaşam alanı. Şu anda bu ambulansların girdiği, itfaiyelerin girdiği yere doğru gidiyorum. Oradan çıkabilir miyiz diye galiba buldum. Şuradan yukarı doğru çıkalım. Merdivenler. Yukarı doğru çıkıyorum. Tribünler burası. Arkadaşlar, fena yoruldum. Çıkana kadar fena yoruldum. Çok yüksek. Açılışı yaparken tam şuradaydık. Şurada bir yerdeydik. Yukarı doğru çıkıyoruz. Böyle bir yer buldum. Yine abi karanlık ya. Şey, nereden yukarı çıkıyorsa buradan çıkarız. Buradan kalk. Çok merak ediyorum. Hiçbir stadyumun çatısına çıkmadım. Şu anda müthiş bir yere geldim. Bir dakika kendimden çok hemen onu göstereceğim size. Böyle oturma yerleri var. Böyle manzara var. Şu anda stadyumun çatısındayım. Buralara yürüyüş için çıkmak isteyenler çıkabilecek büyük ihtimal. Toprak falan var yani çatıda. Buralarda daha çalışmalar olacaktır. Göztepe Kulübü burası için de çalışmalarını sürdürüyordur kesin. Çünkü burası faaliyete açıldı mı Göztepe için de semt için de çok faydalı olacaktır. Şu anda stadyumun çatısının üzerindeyim. Yürüyüş yapıyorum. Ben yürüyorum şu an. Bayağıdır yürüyorum. Şöyle arkayı göstereyim. Şu an çatıdayız böyle. Stat hemen sağ şurası. Sağ. Şöyle ön tarafı şimdi göstereceğim size. Burası böyle. Böyle bir stadyum gördüğünüzü açıkçası düşünmüyorum. Çünkü ben de gördüğümde çok şaşırmıştım. Arkadaşlar bütün stadyumları sizler için gezmeye çalışacağım. Videonun başında da söyledim. Böyle sanki yanımda siz varmışsınız gibi beraber sohbet ederek gezmek istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz stadyumlar, statlar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine gitmeye çalışacağım. Ama arkadaşlar bu videoların yani oyuncularla beraber çektiğimiz eğlenceli videolar, böyle beraber gezdiğimiz vlog tarzı videolar, yani sporla ilgili eğlenceli videoların devam etmesini istiyorsanız veya bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Şunu da söyleyeceğim. Eğer farklı fikirleriniz varsa, kanalda yapmamızı istediğiniz renkli fikirler varsa lütfen mail yoluyla da bana gönderin. İnanın hepsini yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım. Sizlerle beraber artık bu kanalda büyüyeceğiz. Şimdi şu manzarayı göstereceğim size. Evet, şu taraftan geldik. Şimdi manzarayı göstereceğim size. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir stadyum dünyanın neresinde vardır merak ediyorum. Varsa alta yazın. Belki oraya da gideriz. Şöyle tekrar gösteriyorum. Geldiğimiz yol burasıydı.
Arkadaşlar, Göztepe Stadyumu'nu sizler adına, hatta sizlerle beraber deneyimledim. Merak edilen yerlere girmeye çalıştım. Belki aranızda eksik olduğunu düşünenler vardır. Zamanla çok daha iyisi olacaktır. Sizin de desteğinizle beraber daha detaylandırabiliriz. Ben sizlerle beraber gezerken, bu deneyimi yaşarken çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yeni bölümlerde, daha güzel bölümlerde görüşmek üzere.